Otizm spektrum bozukluğu olan bireylere yönelik ulusal eylem planı nedir? Otizm alanında çalışan sivil toplum kuruluşları, STK'lar, 2006 yılından itibaren kurulan otizm platformu ve diğer çatı örgütlerinin yürüttükleri araştırma, farkındalık ve savunuculuk çalışmaları sonucunda 2013 yılında otizm eylem planı taslağını oluştururlar. Ve bu taslak plan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile yürütülen görüşmeler ve çalışmalar sonucunda 2016 yılında otizm spektrum bozukluğu olan bireylere yönelik ulusal eylem planına dönüşür. Burada özellikle otizmli olan bireylerin hizmetlerden diğer bireylerle eşit olarak yararlanmasını sağlamak ve toplumsal yaşama her alana katılımlarını kolaylaştırmak amacıyla 6 öncelikli alan ve 26 tedbir geliştirildi. Birincisi farkındalık çalışmaları ve kurumlar arası işbirliği. Erken tanı, tedavi ve müdahale zincirinin kurulması, ailelere yönelik hizmetlerin geliştirilmesi, eğitsel değerlendirme, özel eğitim, destek eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin geliştirilmesi, istihdam süreçleri ve çalışma hayatı, sosyal hizmet, sosyal yardım ve toplumsal yaşama katılım. Görüldüğü gibi 6 temel alanda bu bireylerin toplumsal hayata katılmaları için gerekli olan tüm alanlar başlık olarak seçilmiştir. Peki neler var burada? Teker teker bakalım. Farkındalık çalışmaları ve kurumlar arası işbirliği. Burada toplumun tüm kesimlerinin farkındalık düzeyinin arttırılması, sağlık, eğitim ve destek hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması için kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi esas alınmış ve 2 tedbir belirlenmiş. Bu tedbirler OSB'nin kamuoyunda tanıtılması için kampanyalar düzenlenmesi ve toplumun bütün kesimlerinde farkındalık arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi. Erken tanı, tedavi ve müdahale zincirinin kurulması başlığında ise OSB ile ilgili tarama ve izleme çalışmalarının zorunlu hale getirilmesi ki bu bence çok önemli. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen birinci basamak sağlık hizmetlerinde çocuk izleme programları kapsamında yürütülen değerlendirme, izleme ve destek sağlama çalışmalarının etkinliğinin arttırılması, Sağlık Bakanlığı çocuğun psikososyal gelişimini destekleme programında OSB değerlendirme programının eklenmesi ve söz konusu programın aile hekimliği uzaktan eğitim modülleri ile entegre edilecek ve bu uygulamanın ülke genelinde yaygınlaştırılması, hastanelerin çocuk psikiyatrisi, psikiyatri ve gelişimsel pediatri kliniklerinde OSB konusunda kurumsal kapasitesinin arttırılması sağlanması, üniversite araştırma hastaneleri bünyesinde OSB'lerle ilgili tanı, tedavi ve araştırma merkezlerinin kurulması ve bunların sayısının arttırılması. Ailelere yönelik hizmetlerin geliştirilmesi. Burada 4 tedbir belirlenmiş. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında aile destek birimleri kurularak bu birimlerde görevli uzmanlarca ailelere danışmanlık ve izleme hizmetinin verilmesi. Rehberlik araştırma merkezleriyle tüm özel eğitim kurumlarında ailelere yönelik eğitsel, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin niteliğinin arttırılması. OSB'li bireye sahip ailelere yönelik bakım, sosyal hizmet ve yardım konularında bilgilendirme yapılması, eğitim ve sosyal danışmanlık hizmeti verilmesi için illerde aile ve sosyal politikalar il müdürlükleri ile sosyal hizmetler merkezleri bünyesine yeni hizmet birimleri eklenmesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı web sitesinde ailelere yönelik uzaktan eğitim programı ile web portalı oluşturularak yayınlar hazırlanması, eğitsel değerlendirme, özel eğitim, destek eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin geliştirilmesi başlığında ise 9 tedbir belirlenmiş. OSB'li olan bireylerin özelliklerine ve gereksinimlerine özgü eğitim programları geliştirilerek uygulanması ve OSB'li öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitim alabileceği eğitim kurumlarının sayısı ile bu kurumlarda verilen destek eğitim hizmetlerinin niteliğinin arttırılması, kaynaştırma yoluyla eğitim gören öğrencilerin gereksinimlerine uygun destek hizmetleri ile bu uygulamaların başarılı yürütülebilmesi için makul uyarlamalar ve eğitim ortamları düzenlemelerinin yapılması, OSB'li olan bireyler konusunda örgün eğitim kurumları ile rehberlik araştırma merkezlerinin insan kaynağı ve fiziki kapasitesinin güçlendirilmesi, OSB'li olan çocukların eğitimini sağlamaya yönelik olarak erken çocukluk dönemi eğitimcisinin yetiştirilmesi, OSB'li olan bireylere hizmet veren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde sunulan eğitim hizmetlerinin niteliğinin arttırılması ve söz konusu merkezlerin etkin bir biçimde denetlenmesinin sağlanması, OSB olan öğrencilere yönelik sınıf geçme ve genel değerlendirme sistemi, kaynaştırma uygulamalarına uygun olarak yürütülmesi ve bu konuda alternatif değerlendirme sistemlerinin hayata geçirilmesi, OSB'li olan öğrencilerden uygun olanların güzel sanatlar ve spor liselerinde kaynaştırma uygulamasından yararlanması,
Yetenek sınavları OSB'li olan bireylerin özelliklerine uygun hale getirilmesi ve bu okulların müfredatlarının geliştirilmesi. Son olarak çeşitli sanat dallarında yetenekli olan ve yüksek öğrenim görülebilecek OSB'li olan bireylerin yüksek öğrenim kurumlarına kabulü konusunda tabi oldukları değerlendirme sistemine ilişkin yasal düzenlemeler yapılması, istihdam süreçleri ve çalışma hayatı. Bu konuda iki tedbir belirlenmiş. Bu bireylerin çalışabilecekleri korumalı iş yeri kurulması için işverenlere verilecek teknik desteğe ilişkin olarak ikincil mevzuat çalışmalarının tamamlanması, iş grubu bünyesinde istihdam edilen iş ve meslek danışmanlarının kuruma kayıtlı iş arayan OSB olan bireylere yönelik mesleki danışmanlık hizmetlerinin etkinliğinin arttırılması, sosyal hizmet, sosyal yardım ve toplumsal yaşama katılım başlığında ise 4 tedbir belirlenmiş. OSB'li olan bireyler için gündüzlü ve kısa süreli bakım ve rehabilitasyon hizmetleri geliştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır. OSB'li olan bireyler için evde destek hizmetlerinin çeşitlendirilmesi sağlanacaktır. Evde bakım hizmetinden yararlanan OSB'li olan bireylere yönelik bakım hizmetlerinin niteliğinin arttırılması ve OSB olan sürekli bakıma muhtaç çocuğu olan anne ve baba ile bakmakta yükümlü olan kişilerin erken emeklilikten yararlandırılması sağlanması. Bu eylem planının Türkiye'de 1 milyonun üzerindeki otizmli ve aile fertleriyle birlikte otizmden etkilenen yaklaşık 4,5 milyon bireyin yaşamını kolaylaştırılacağı tahmin ediliyor. Sadece otizmli çocukların değil, özel eğitime ihtiyaç duyan tüm çocukların da ortaya çıkacak gelişimden de büyük fayda sağlayacağını da söyleyebiliriz. Peki sonuçta ne oldu? 2016 yılından 2019 yılına kadar neler değişti? Bu başka bir videonun konusudur. Sağlıcakla kalın.